Merhaba sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle birlikteyiz. Evet, Mayıs ayına geldik Demet. Evet. Biraz daha iyi bir ay. Nisan'a göre, Mart'a göre, Şubat'a göre, evet, Aslan Burcu içinde ilginç değişimlerin olduğu, evet, bir, evet, dönem. Önemli Mayıs ayı. Kariyer, Mayıs ev ayı yaşamı. Kariyere dikkat çekiyor. Kariyer, evet, yani kariyerle ilgili çok büyük değişikliklerin olacağı bir dönemin içine giriyorsunuz etkiye. Ağustos ayına kadar yoğun yaşayacaksınız. Bazı aslanlar kariyerlerini de terfi ederken, bazı doğum haritalarında Satürn'e, güneşleri karşıt veya aya karşıt olan aslan burçları da kariyerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı, evet, karşıya kalacaklar ne yazık ki. Onun için aslan egosunu biraz aşağı plana alırım. Kariyerimizde birlikte çalıştığımız kişilerle daha fazlasıyla grup çalışmalarına dikkat ederim, yoksa durum ilginç. İlginç. Evet sevgili aslanlar. Şimdi ayın ilk başında Venüs Koç burcuna geçiyor. Evet. Venüs Koç burcunda ateş grubu burçta aslanları destekleyebilir. Birazcık daha hevesleri artabilir, yaşam sevgileri, motivasyonları yükselebilir. İşte seyahatler, eğitimler, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılıkla ilgili kavramlar bu ay biraz hızlanabilir. Ay sonuna kadar olan süreç içerisinde. Hemen 7 Mayıs'ta Aslan Burcu'nda ilk dördün var. Özellikle bu Ağustos ayının ilk haftasında doğan aslanlar için biraz daha etkili 2-8 olabilir. Mayıs, evet. 2-8 Ağustos arasında doğan aslanları etkiliyor. Evet. Bu hayatlarında aslında şanslılar o 2-8 Ağustos arasındaki aslanlar. Çünkü Mayıs'ta, şimdi 29 Nisan'da başlamış olan o tutulma etkisi ev yaşamları, kariyer hayatları, bazıları ev değiştirecek. Evet. Bazıları yeni bir eve geçecek, bazıları kariyerlerinde yeni bir pozisyona girecek ve bu gelmiş oldukları pozisyonla beraber bazı değerler yaşayacak. Çünkü Satürn zaten ev yaşamını kısıtlıyor şu anda. Evet. Ev belki küçük, ev belki yetmiyor, belki evden çıkmak zorundalar belli bir noktadan sonra. 10 Mayıs'ta bir Satürn Güneş karşıtlığı yaşayacağız. Bu önemli bir gezegen döngüsü. Sağlığa dikkat. Evet, özellikle 10 Mayıs'ta yakın doğanlar. 10 Mayıs, evet. 10 Ağustos civarında doğanları. 10 Ağustos'ta yakın doğanlar, evet. Gerçekten zor etkileyecek bir dönem. 9, 10, 11, 12 Ağustos'ta doğanları. Çünkü derecesi bugünlere geliyor. Evet. Burada bir ev ve aile hayatı ile ilgili bir sıkıntı olacaktır. Böyle göstermiş. Evet. 10 Mayıs döngüsünde. 14 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda Dolunay var. Ne dersin Dolunay'a? Akrep Burcu Dolunay'ı sevgili aslanlar yine evle ilgili bazı konuların sonuçlanabileceğini gösteriyor. Yani bir süredir uğraştığınız ya da sürüncemede kalan belirsiz bazı konular sonuçlanabilir. Taşınma, alma, satma gibi konular. Altı, ebeveynlerle ilgili sağlık sorunu. Evet, bu. Şimdi bunu çok, aile büyüklerini daha çok kapsıyor. Ne yazık ki arkadaşlar, şöyle bir şey, gelen haberlere göre son 5 aydan beri çok fazla aile büyükleriyle ilgili sağlık sorunları var, kayıplar var. Aslan Burcu, siz de bu konuda aile büyüklerinizle ilgili gerginlikler, sağlık sorunları, kronik problemlerle bitişler yaşayabilirsiniz. Bu Akrep Burcu Dolunay'ı zor bir dolunay. Evet. Ne dersin burada Satürn karşıtı falan? Satürn kavuşumlu bir dolunay. Ve Dolunay'ın olduğu hafta gökyüzünde Venüs'ün de öncü gruplardaki gezegenlerle sert açıları var. Koç burcundaki Venüs, Plüton, Mars ve Uranüs'le gergin açılar içerisinde olacak. Demet, ben bu işi yapmayayım ya. Artık yani bakıyorum şuna, bakıyorum yani. Ben gerçekten seyircilerimize, danışanlarımıza güzel haberler vermek istiyorum. Sen de aynı şekilde. Ama evet, yani burada artık kırıtıyoruz biz yani. Venüs'ü, Plüton'u, Uranüs'ü öyle zor durumda ki aslında pek çok kişi, yani iyileştirmeye çalışıyoruz aslında. Evet. Gerçekten iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet. Yumuşatarak konuşuyoruz. Yumuşatarak konuşmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten zor dönemler var. Oradan dolayı arkadaşlar temkinli olun, dikkatli olun. Hadi neyse, bir iki tane küçük gezegen açısı var. Onlarda da bari ne diyeyim, fakirin ekmeği olsun, onları söyleyelim. 21 Mayıs Güneş İkizler Burcu'na Güneş giriyor. Güneş İkizler'e geçiyor. Bu arada Mayıs'ın ilk haftasında 7 Mayıs'ta Merkür de İkizler'e geçiyor. Biraz arkadaşlarla ilişkileri yoğunlaşacak. Daha fazla işte haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan toplanabilirsiniz. Organizasyonlar yapabilirsiniz.
Çalışmalar karşılığında gelecek paralarda biraz hareketlenmeler olabilir. Yani bir de 21 Mayıs'ta Mars ileri harekete geçiyor. Evet. Fakirin ekmeği yani. Çorbası mercimeği biraz olacak maddi olarak da bir. Hatta biraz aşkı da temsil ediyor bunlar. Evet. Aşkı temsil eder. Aşkı temsil bir seyahatte edebilir. Çıkabilecek bir aşk. Belki erkek seyahatler, kardeşlerle yolculuk. Aralar düzelebilir. O çünkü bir süredir belki sorun yaratıyor yakın, yakın çevreyle. Sorunlar yaratıyor olabilir aslanlar için. Küçük seyahatleri de temsil hı-hı. etmiş. Jüpiter üçgen, Satürn bu iyi. Evet, bu iyi. Ya, ayın güzel görünümlerinden biri. Jüpiter üçgen, Satürn'de aslında böyle iş kurmak, bir şeye başlamak için de çok destekleyicidir. Evlenmek, evet. iş kurmak, bir şeye başlamak, ev almak gibi bir döngü var. 28 Mayıs İkizler Burcu'nda yeni ay var. Bu iyi bir yeni ay. Ama arkadaşlarla ilgili bir hayal kırıklığı olabilir gibi geliyor bana. Ah be Demet, ah be. Yani Neptün de oradan kare yani. Neptün var orada da. Yani bir yerde bir iyi gezegen yakarıyoruz. Neptün'den kare. Yani bir arkadaşın platonik aşkı. Bir arkadaşla ilgili sıkıntı. Bir arkadaşın sağlığı ile ilgili bir sıkıntılar da Haziran ayının konularından biri olabiliyor. 8. evde Neptün olduğu için yine içmeye, alkole falan dikkat etmek lazım. İlaçlara. Beklenmedik bir operasyon da olabiliyor. Evet. Küçük bir ayak operasyonu evet. olabiliyor. Ayak veya ayak bireyi ile ilgili. 29 Mayıs'ta Merkür Yengeç Burcu'na giriyor. Biraz rahatlıyoruz. 31 Mayıs'ta Güneş Üçgen Mars İkizler Terazi. Bir seyahat mı edecek acaba? Seyahat söz konusu olabilir ve Venüs Boğa'ya geçince aslanlar için birazcık belki işte artık iş ortamları ya da kariyerleriyle ilgili daha rahatlama olabilir. Güzel küçük şanslar, evet, keyifler evet. olabilir. Evleriyle ilgilenebilirler, ofislerini güzelleştirebilirler. Evet, 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 evet. Venüs'ün Boğa burcundaki seyrinde. Arkadaşlar biraz uzun oldu ama zor bir ay. Bu aylık yorumlarımız bazen uzun oluyor ama zor bir aslında ay. Aslında daha detaylar için günlüklerimiz ve haftalıklarımızı izlemeniz daha faydalı olacaktır. Sevgili izleyiciler, onları da takip etmenizi öneririz. Sevgiler, saygılar. Haziran ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.